Geçmişin izinde Nikolaus. Bizans tarih yazımında kutsal kent olarak anılan Myra, Ortodoks Hristiyanlarının en ünlü azizi olan Nikolaos'un hikayesiyle anlam kazanır. Nikolaos, 4. yüzyılda Myra'da yaşamış, piskoposluk yapmış, burada gömülmüş, etkileyici hayat hikayesiyle buradan bir kült merkez yaratmış. 5. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Likya'nın metropolisi olan Myra'da Nikolaos'un mezarı üstüne inşa edilen kilise, yüzyıllar boyunca Kudüs'e yolculukları sırasında batıdan ve doğudan gelen hac yolcularının kutsal uğrak yeri olmuş. Aziz Nikolaos, inancı uğruna hizmet vermiş, mucizeler yaratmış, din için ölmüş ve ünü böylelikle yayılmış, ismi yüzyıllara ve başka şehirlere yayılmış bir figür. Nikolaos yaşamı sırasında bir takım mucizeleriyle ün yapmış. İşte yoksulların yardımcısı, denizcileri koruyan, çocuklara yardım eden, böyle bir hastaları iyileştiren, böyle bir ün yaptıktan sonra da ölümünün ardından aziz mertebesine yükseliyor. Ortodoks Hristiyanlarının en önemli patron azizlerinden Nikolaos'un piskoposluk yaptığı yer olan Myra, Orta Çağ boyunca hacıların ziyaretgahı olmuş. Nikolaos'un kilisesinde geceleyerek azizden şifa dileyen insanların varlığıyla kutsallığı önem kazanmış bir yer. Nikolaos kazıları günümüz Demre ilçesinin merkezinde tüm hızıyla devam ediyor. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra hemen servis 6.45 civarında kalkar. Ekip sabahın erken saatlerinde hazırlanıp kazı alanına doğru yola çıkıyor. Yola güzel bir manzara eşlik ediyor. Kazı alanına geliş tüm ekip için yoğun geçecek bir günün işaretçisi demek. Peki, kazı alanına gelen ekip için bir gün nasıl başlıyor? Öncelikle her zaman için açma başında bulunması gereken materyaller var. Bunları konteynerden alıyoruz, depomuzdan. Sonra da araziye taşıyoruz. Ve Nikolaos kilise kazılarının başlangıcı nasıl oldu? İlk kazılar Ruslar tarafından gerçekleştirilmiş 19. yüzyılda ama yüzyılımızda ilk kazılar Profesör Yıldız Ötüken tarafından yürütüldü. 20 yıl sürdü onun dönemi 1989 ile 2009 yılları arasında. 2012 yılında ilk yıl Antalya Müzesi Başkanlığı'nda ve benim bilimsel danışmanlığımda tekrar devam etmeye başladık. Ve ertesi yıl Bakanlar Kurulu kararıyla kazı başkanlığı tarafıma verildi. Açma işlemiyle başlayan kazı çalışmaları toprağın kazma, kürek ve malayla ince ince kazılıp bazı ölçümler yapılması sonucu devam eder. Bugün kazılar batı alanından başlayıp güneye doğru ilerliyor. Terazi okey mi? Okey. Ortadasın. Sabitim, ben hazırım. Ortada, okey. Sabitiz. Evet. Ortadasın. Çekiyorum. Anladım. 79. Bu kazılarda son derece önemli arkeolojik ve mimari bulgular ortaya çıkmış.
batı alanda devam ettik. Hocanın bıraktığı yerden güneye doğru şu anda devam ediyoruz. Ve çok önemli arkeolojik ve mimari bulgular elde ettik. Bunlardan biri mezar alanı olduğunu tespit ettik. Çünkü bu manastırların içinde yaşamın sürdüğü ve din adamlarının da yüzyıllar boyunca aynı yerde gömüldüğünü biliyoruz. Ve batı alan bize bugüne kadar özellikle son 3 yıldaki kazılar manastırın mezar alanı olduğunu ortaya koyuyor. Kazılar iki farklı döneme ayrılıyor. Birincisi kilisenin doğu ucundaki tipik halk gömüsü olarak isimlendirilen yakın çağ gömüleridir. O zamanlar burada Müslümanlarla birlikte yaşayan Hristiyan halk, sıradan halkta çok sık rastlanan biçimde ibadethanelere yakın gömülme isteğinde bulunmuş. Burada çok kültürlü bir yaşam biçimi sergilendiğini anlıyoruz. Peki diğer bölümdeki arkeolojik işaretler bize ne söylüyor? Fakat ilginç olan iskelet kalıntıları. Bunlar da kilisenin batı kısmında yoğunlaşıyorlar. Şimdi kilisenin batısında yoğunlaşmasının gerekçesini şu şekilde açıklayabiliyoruz. Kiliselerin girişleri genellikle batıdadır. Ve batıya eklenen bir takım mekanlarla buraları mezar haline getirmişler ve gömülerini buraya yapmışlar. Aslında genel tüm Anadolu coğrafyasında görülen bir Bizans gömü geleneği mevcut. Yani taş sandıkka, yani toplama taşlardan blok duvarlar örüyorlar, uzun duvarlarını yapıyorlar. Baş ve ayak gelecek kısımlara birer taş yerleştiriyor. Biz bunlara kesme blok taş adını veriyoruz. Tabii buradakiler kendileri yapmıyorlar bunu, devşirme olarak kullanıyorlar. Yani Roma'dan, Bizans'tan ya da başka yerlerden getirdikleri taşlarla örüyorlar ve üzerlerini kapatıyorlar, plaka taşlarla kapatıyorlar. Biz buna taş sandıka mezar adını veriyoruz. Son yıllarda manastırın batısında ortaçağ mezar alanında sürdürülen kazılar antropolojik çalışmalarla devam ediyor. Dişçi aletleriyle hassas ve son derece zorlu bir çalışma sonucunda buluntular ortaya çıkartılıyor. Dilek, ben geldim. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Hocam, iskeletleri, bireyleri kaldırdık. Son bireyi de kaldırdıktan sonra artık tabanı bulma için uğraşıyoruz. Çok yani normal şartlarda bir bireyi kaldırdıktan sonra, son bireyi kaldırdıktan sonra tabanı bulmamız gerekiyordu. Fakat burada bulamadık. Şimdi onun tabanına inmek için uğraşıyoruz. Şurada bir takım taşlar çıktı ama evet, o zemini bulacağız. Yani zemini bulduktan sonra zaten mezarla işimiz bitmiş olacak. Dilekçim, biliyorsun mezarlarınla ilgili bu duvar resimleri de çok önemli. Yani tabii ki hocam. İkisini ilişkilendirerek değerlendirmemiz lazım ve daha da önemlisi bu Aziz Nikolaos. Evet. Yani hocam, orada yazılar da var yani altta. Evet, o yazılar. Bizans'ta özellikle mezarlarda. Evet. Ölen kişiye dini metinler, kendi adının da geçtiği metinler yazılıyor. Dua niteliğinde. Mezarı kazmak normal bir hani bakarak seramiği çalışmak gibi bir şey değil. Birebir toprağa kazarak başlıyorsunuz. Yani küçücük o dişçilerin kullandığı iğne tarzındaki aletlerle mezarın toprağını boşaltıyorsunuz. Mezar alanında kazı yapmanınsa diğer alanlara göre farklı özellikleri ve bir takım incelikleri var. İşçinin kullandığı küreklerle değil de şekerci kürekleriyle işinizi bitirmeye çalışıyorsunuz. İnanılmaz ince bir işçilik ve sabır gerektiren bir iş. Ama tabii kemiği bulduğum anda, buluntuyu bulduğum anda öyle bir heyecanlanıyorum ki. Gökhan, bayağı büyük bu. Bir kaldırsana. Bir kaldır. Daha önce. Evet, çok hocam. Güzel. Bir alsana. Bana çok uzak. Sen bir alır mısın? Bir poşetin var mı Gökhan? Bir poşet verir misin? Poşete koyalım. Etiketi de yazdıktan sonra bir metreli şey yapalım, derinliğini ölçelim. Her bulduğum veri bana farklı şeyler söyletebilir. Yeni bir heyecanla giriyorsunuz ve beklenmedik bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Kazı ekibi öğlen 10.30 gibi ilk çay molasına çıkıyor. Şimdi biraz dinlenme vakti. Moladan sonra çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. O zamana kadar dinlenmeye devam.
batı alanındaki mezar alanı kazıları toprağın el arabalarıyla ve küreklerle boşaltılmasıyla devam ediyor. Yeni buluntulara ulaşmak için son derece yoğun bir fiziksel güç harcanıyor. Peki bu alanın arkeolojik önemi nereden geliyor ve batı alanı kazılarında bugüne dek ne tür bulgulara ulaşılmış? Batı alanın manastırın mezar alanı olduğunu son 3 yıldaki bulgularla tespit ettik. Bunlardan biri aslında hocanın döneminde ortaya çıkan ve bir aile mezarı olduğunu düşündüğümüz bölüm. 16 erkek, 8 kadın ve çocuklar çok daha az, 4 tane. Yani bunların çocuğu yoktu anlamına gelmiyor bu. Kendince, yani belli ailelerin kendince önem verdikleri bireylerinin buraya gömüldüğü gibi bir yorum çıkarıyoruz. Ki özellikle Bizans manastırlarında, hele de bir azizin mezarını barındıran bir manastır, çok kutsal bir yer. Kilise yakınlarına yapılan gömülerde genellikle üst sosyoekonomik yapısı yüksek olan insanlar gömülürler. Ve bunlar genellikle kiliselere bağış yapan gruplardır. Bağış yapmalarının geri dönütünü ise kilise yakınlarındaki mezarlarla tamamlarlar. Yani kilise bir takım ödeneklerde bulunurlar, bağışlarda bulunurlar. Kendini oraya gömdürme hakkını elde ediyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Sema Doğan, ekibiyle devam eden çalışmanın değerlendirmelerini yapıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi Özgür, bu alanın ölçüsünü tekrar alın. Sonra buranın kodunu tekrar alalım. Çünkü zeminin hemen üzeri. Ve diğer D3 mekanının zeminiyle de karşılaştıralım kodları. -0.30 olarak belirledik orayı. Burada da -0.11'i dün kapattık. -17'ye geldik. Evet. 11 santimlik yaklaşık bir almamız gerekiyordu. Bugün sabah saatlerinde bunu aldık. D2 Doğu Tire. Tamam. O şey süpürdükten sonra o zemini bir daha ölçelim. Zemin ölçümleri arkeologlar için son derece önemli. Sabah saatlerinden itibaren oldukça yorulan ekip öğleye kadar birçok önemli bilgiye ulaştı. Günün ilk yarısını tamamlayan ekip öğle yemeği için çalışmalarına ara veriyor. 10 çeyrekten sonra ikinci molamızda 11.45 yemek molası oluyor. Öğlen yemeğinde tekrardan servisi kullanıp kazı evine gidip yemeğimizi yiyoruz. Öğle yemeği için tekrar araçlara biniliyor ve kazı evine doğru yola çıkılıyor. Kazı evinde öğle yemeği yenirken ekip hem dinlenme hem de eğlenceli bir sohbet havasında. Yemekten sonra yapılacak işlerin değerlendirmesi de bir yandan sürüyor. Kazı bölgesindeki kilise sadece 6. yüzyılın izlerini taşımıyor. Kilise bir takım evrelerden geçmiş. Altıncı yüzyıl ilk kilise dönemiyken 529'da yaşanan büyük depremde hasar gören yapı Justinianus tarafından onarılmış. Kilisenin tarihinde başlıca onarım ve eklemeler 11. yüzyılda dönemin imparatoru Konstantin 9. Monomakos tarafından gücünü yansıtacak şekilde yapılmış ve bu dönemden itibaren ek mekanlarla kilisenin çevresinde yeni bir manastır inşa edilmiş. Bugüne dek yapılan kazılarda anıtsal yapının dönemleri ve mimari özellikleri ortaya çıkartılmış. Işığın büyük sütunlara yansımasıyla geçmişle gelecek arasında kurulan bağın kuvveti tüm görsel gücüyle hissediliyor. Manastırın büyüleyici yapıları kilise içinde ve dışında olmak üzere konumlanmış, ziyaretçileri bu geniş alanda muhteşem bir geçmiş seyirliğine çıkartıyor.
Peki bugün ziyarete açık olan kilisenin genel durumu ve bölümleri nelerdir? Bu kilisenin etrafına da pek çok yapı eklenmiş. Çünkü burası bir manastır. Ve manastırlarda yapılar ihtiyacı yönelik olarak zaman içinde eklenerek büyüyor. Burada da özellikle 11. yüzyılda Konstantin 9. Monomakos ve karısı Zoe'nin destekleriyle bir takım ek yapıların yapıldığını yine kaynaklardan ve hatta burada kilisede barındırdığımız bir yazıttan öğreniyoruz. Aziz Nikolaos Kilisesi ortaya çıkartılan bölümleriyle dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllar önce olduğu gibi insanlar yine aynı manevi yakınlıkla Aziz Nikolaos'u ziyaret ediyor. Aziz Nikolaos'un hikayesi Noel Baba mitinden ibaret değil. Bu hikaye zaten biliyorsunuz Noel Baba hikayesi. Sadece Noel Baba'nın onlar için farklı bir yerinin olması. Çünkü Noel Baba aslına bakarsanız yani yeni bir yıl döngüsünden ziyade yani onlar için önemli olan aslında İsa'nın ölümüyle ilişkilidir. Fakat Noel döngüsünün de bununla bağlantısı yok. Fakat halk ikisini bir araya sokuyor, karıştırıyor, karma bir kültür yaratarak getirip gelip buraya ibadet ediyorlar. Bugün Noel Baba olarak da bilinen Nikolaos'un hikayesi, dinlerin insana verdiği tüm manevi duyguların inceliğini taşıyor ve müze dünyanın her yerinden ziyaretçi kabul ediyor. Türkiye'nin Ayasofya'dan sonra ve Topkapı Sarayı'ndan sonra üçüncü en büyük gelir getiren müzesiydi. Nikolaos'un ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık'ta her yıl tüm dünyada olduğu gibi Demre'de de Aziz'in kilisesinde dini törenlerle Nikolaos anılıyor. Noel Baba kültürü günümüzde baktığınız zaman bize yabancı bir kültür olarak görünebilir. Ancak bizim bir parçamız. Kazı çalışmaları sırasında bulunan arkeolojik buluntuların koruma ve onarımları yapılmış. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi kapsamlı koruma altına alınmış ve hazırlanan koruma ve onarım projesi 2019 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Peki kazılarda hangi buluntulara ulaşıldı? Yeni bir mimari veri yok henüz ama küçük buluntular tabii bizim için aynı zamanda çok önemli. Sike buluntularımız var, hem mezardan gelen hem açmadan çıkan ki bizim için çok değerli. Onun dışında günlük yaşamı, manastırdaki günlük hayatı bize yansıtan seramik, cam, maden buluntular elde ediyoruz. Bunların tasnifleri yapılıyor, tipolojileri ortaya çıkarılıyor. Aynı zamanda tabii bunların sonucunda bilimsel yayınlar ortaya çıkıyor. O nedenle küçük buluntular da bizim için çok değerli. Tek tek topraktan çıkartılan, temizlenerek envantere kaydedilen, fotoğraflanarak depolanan ve sonrasında müzeye aktarılan her bir parça, arkeolojik zenginliğimizin üstüne bir fazla koyan, büyük emekler verilerek yapılan çalışmalar. Bütün bu çalışmaların özünde, işini çok sevmek, bilime hizmet etme aşkı ve her detaya en ince ayrıntısına kadar inmek yatıyor. Aziz Nikolaos kazı alanı yerleşim merkezinde ve bir o kadar da tarihle iç içe olan bir alan.
Afiyet olsun arkadaşlar. Bu alanda yapılan yoğun çalışmanın sonunda değerli bir yorgunluk yaşayan ekip akşam yemeğinde bir araya gelip dinleniyor. Özellikle 5. yüzyılda popülerlik kazanmış Aziz Nikolaos'un geçmişten bugüne kalan hikayesi kilisenin duvarlarında yankılanmaya devam ediyor. Azizlerin iyilikle anılması mensup oldukları dinden çok kalplerindeki iyilik ve insanlara yardım etme dürtüsünden kaynaklanır. Bugün Mira'da yüzyıllara meydan okuyan bu yapının temellerinde de aynı iyilik duygusunun izleri görülüyor. Yaşamı boyunca gerçekleştirdiği mucizelerle ünlenen Nikolaos, çocukların, denizcilerin, yolcuların, hastaların ve yoksulların koruyuculuğunu üstlenmiş. Ölümünden sonra Aziz mertebesine yükselmiş ve bugün Nikolaos'un ruhuyla yapılan kazılar geçmişi aydınlatıyor. Peki bir buluntunun heyecanı arkeologlar için ne ifade ediyor? Bu başka bir heyecan. Sikkeyi buluyorum, ayrı heyecanlanıyorum. Neresinde bulduğumu bu sefer çözümlemeye başlıyorum. Mesela bir yaralanma bulmak benim için inanılmaz büyük bir heyecan. Çünkü ilk bulan benmişim gibi heyecanlanıyorum. Ya, o zaman da insanlar düşünebiliyor musunuz? Yani düşmüş, kafasını yarmış, iyileşmiş ya da iyileşememiş. Bundan dolayı ölmüş ve ben bunu gördüğümde heyecanlanıyorum. Aa, bu hastalanmış diye. Ya bu biraz farklı bir durumu da ifade ediyor. Çünkü işinize duyduğunuz aşkla alakalı bir şey bu. Kazı buluntuları, yeni arkeolojik bulgular bilime daima yenilik katan, bilimi geliştiren bir kaynaktır. Tarihin gösterişli sayfalarında Nikolaos'ta kazılar sürüyor. Geçmişin izlerinin peşinde yaşadığımız topraklardaki medeniyetlere saygıyla.